Podcast'e hoş geldiniz. Kaan KURAL'LA birlikte bugün All Star'larımızı konuşacağız. Ee, All Star dönemi yaklaşıyor ve kendi seçimlerimizi yapacağız. Onun üzerinden de zaten hani ligin bu noktaya kadarki bölümüne ilişkin bir sohbet gelişmiş olur. All Star seçmek de artık gerçekten zorlaşıyor. E, böylesine bir istatistik enflasyonu söz konusuyken. Ee, ayırt e, etmek de haliyle bununla birlikte zorlaşıyor ama e, yine de deneyeceğiz ve birileri hani belki sadece şöyle e, illaki seçiyorsun bir şekilde de ya yazık oldu şuna şunu da arkada bıraktık dediğin oyuncu daha fazla oluyor bu dönemde. Ya herhangi bir seçimi yaparken ge genelde işte katof off dedikleri. yani e, sınırı çizdiğin noktanın hemen üstü ve hemen altı her zaman tartışmalıdır abi. Yani mesela atıyorum NBA'nin 50 oyuncusunu belirliyorsun. Abi 47. ile 54. arasındaki fark gerçekten biraz bakış açısı meselesi oluyor. Geza All-Star'da da hani 12 12 seçiyorsun. Abi 13. veya 14. sıraya koyduğun bir kişiyi başkası 10. 9. sıraya koyabilir. Yani çok da itiraz edemezsin ama e, biraz hani çok kesin olarak ayırdıklarım var benim. gene NBA usul yapmaya çalışacağız. Çünkü mesela o doğuda çok ciddi bir e, tartışma yaratacak çünkü. Hı hı. iki tane e, Arka alan üç tane ön alan oyuncusu, yedekler iki tane arka alan üç tane ön alan oyuncusu, iki tane de serbest yani istediğim pozisyonu aladığımın oyuncu yapmaya çalışacağız. Biz bunu Amerikan Mutfak'ta yapmıştık üç aşağı üzerinden yaklaşık iki hafta geçti ama ee, ve ben şey kriteri belirledim. Şimdi genelde tabii ki oynamaktan daha önemli bir kriter yok. Hı hı. Ben mesela MVP ya da başka ödüller olduğu zaman. Hani sahada ne kadar kaldığını önem veriyorum ki e, özellikle son yıllarda kimse hani 82 maç oynamadığı için hep kendi kafamda şöyle bir stra, e, e, şey belirlemiştim. Barem, maçların yüzde, yani takımın maçlarının yüzde sekseninde oynamak lazım. Hı -hı. Yüzde sekseninde oynamazsan bir handikap yaratıyor. Yüzde altmışında oynamazsan kale almıyorum diye. Yani yüzde altmışında oynamadıysan, ya kardeşim bu takımın bu sezonki hikayesinde sen ciddi bir aktör olamamışsın demektir. Hı -hı. Bu benim kişisel... ...bakış açım ve buna göre yapacağım. Bakın All-Star'da durum biraz farklı. All-Star bir oyuncunun yıldız performansı olduğu için... ...evet bir apolettir, o sezonki başarısını e, ödüllendirir. Ama aynı zamanda sezonun ortasındasın. Seçildikten sonra daha da sezon devam edecek. Yani sakatlanan bir oyuncu geri dönebilir... ...veya belki de hiç oynamayabilir. Ama hani seçimi yaptığım sırada maçların %50'sini... oynamışsa ve All starı hak etmişse abi bu sezon yıldız gibi oynadı. Yani yıldızlığı hak etti deyip yüzde elli de barem koyayım. delinin altındaysa kusura bakmasın kale almıyorum. Yüzde üstünde üstündeyse herhangi bir handikap yaratmadan da evet daha çok oynayanlara belki bir hafif iltimas olabilir ama çok hafif bir faktördür o. Böyle bir ayrım belirledim. Ve abi senin söylediğin istatistik enflasyonu demişken sağ e, istatistik enflasyonu bir tarafa abi NBA'de All Star yani yıldız performansı veren oyuncu sayısı çok arttı abi. Evet bunun belli rakamsal özellikle oyun çok daha geniş alanda oynandığı... ...bu yeni oyuna herkes yavaş yavaş adapte olup birebiri çok daha fazla kullandığı... ...hücumcuların artık gerçekten çok durdurulamaz noktaya gelmesiyle biraz hormonlanmış olabilir. Ama abi gerçekten çok çok üst düzey kapasiteli oyuncular var. Yani hı hı. bu sene ben mesela yaklaşık 45 tane falan hani All Star olsa niye All Star oldu demeyeceğim türde oyuncular var ama bunların arasında seçmemiz lazım. Tabi. Ve e, son olarak da şeyi söyleyeyim. Ayırdığın zaman da şeyi görüyorsun. Şöyle de ilginç bir durum olmuş. Ee, doğu'da ön alan çok daha güçlüyken Batı'da da arka alan inanılmaz güçlü. Evet, evet. Yani Batı'da bazı arka alanda devre yani kadroya alamadım bazı oyuncular gerçekten Doğu'da kadroya girenlerden daha iyi. Tam tersi de yani ön alan içinde doğuda kadroya giremeyenler batıda girenlerden daha iyi gibi gözüküyor. Şimdi ilk beşlerle başlayabiliriz istersen hmm. ee, iki tarafın da ilk beşlerini yapıp ondan sonra yedek taraflarına geçebiliriz. Doğu'daki özellikle ilk beşler belki de son yılların en ilginç tartışması herhalde. Evet ya bir kere dediğin gibi doğuda ön alanda acayip bir şey var yılma var ve. Karşına direkt olarak şöyle bir şey çıkıyor Doğu Konferansı'nda All star seçmeye çalışırken. Şimdi bir çırpıda şey diyorsun işte. Yani Santa Cupo, Embiid... işte ee, Kevin Durant, Kevin Durant, Jason Tatum diyorsun. Ondan sonra hangisini dışarıda bırakacağım diye düşünmeye başlıyorsun. Bugün abi MVP oylaması olsa beş tane oy veriyorsun ya. Abi dördünü bu isimler yazabilirsin. Tabii ki. Yani, evet. yani Başkalarını dördünü bu isim yazabilirsin. Doncic eklersi tamam al sana MVP şeyi... Ama bunlardan biri dışarıda kalacak ve kim dışarıda kalacak? Evet, o işte ciddi bir soru ve ee, burada yani dediğin gibi mesela e, işte maç kaçırma falan gibi faktörler tabii ki devreye girebilir. Ne kadar bunu göz önünde bulundurduğuna da bakar. E, ya ben çok böyle içime sinmeden de olsa Embiid'i dışarıda bırakıyorum. Ben de çok içimesinmemiş olsa da, yani Nandito kompoyu dışarıda Hı -hı. bırakıyorum abi. Şimdi Durant ve Tatum'un burada olacağına ikimiz de fikiriz anladığım kadarıyla. Evet. Bu arada şunu da söyleyeyim. Bence kişiden kişiye burada değişmeyecek oyuncu Kevin Durant. Bence de. Mesela Tatum'u da dışarıda bırakanlar Doğru. olabilir. Ona Doğru. da yani çok bir şey söyleyemez. Aynen. Bunun daha çok böyle saf istatistik üstünden değerlendirerek falan, bunda da çok yanlış bir şey yok. Doğru. Zaten mesela en basiti biz Amerikan mutfakta inan dışarıda bırakmıştı teyitimi. Ee, katılıyorum. Durant burada neredeyse tartışmaz. Yani söylemeye gerek yok zaten. Ta Genelde şu temelli oynayan bir oyuncu olarak mantıksız yüzdelerle şut atıyor. Evet. Yani her zaman çok özel bir şutördü. Özellikle orta mesafeden. Yani biraz artık e, takımların vebalı gibi kaçtığı bölgeden <laughs> akıl almaz yüzdelerle oynayan bir oyuncu. Yüzde 66 galiba gerçek şut yüzdesiyle oynuyor. Ve onun o şutları atabiliyor olması bütün oyunu zenginleştiriyor. Yani Durant'in hücum gücünün kariyerinin en yüksek noktalarına paralel olduğu kesin. Fakat bu sene savunmada da abi Gerçekten çok ciddi. Durant her zaman iyi bir savunmacıydı ortalama üstü. Hı hı. Ama bu sezon Nick Claxton'la yakaladıkları uyumla birlikte... ...bugün net ligin iyi savunmalarından biri ise... ...Nick Claxton kadar buna Kevin Durant'in de büyük payı var. Evet. Zaten çok sever öyle... ...görece Angarya gibi görülen işleri yapmaya bayılıyor. Komple oyuncu olacağım derdi var ya. Zaten kariyerinin ikinci yarısında... E Elit demeyeceğim ama iyi bir pasöre dönüşmüş durumda. Ee, zaten yarattığı çekim etkisiyle biraz Stephen Curry gibi herkesin hayatını kolaylaştırabildiği gibi artık bir pasistasyonu olarak da güçlü. Abi çok komple bir oyuncuya dönüştü ve. Yani Yanis Antetokounmpo'nun en büyük argümanı her zaman ligin en iyi çift taraflı oyuncusu olmasıydı. Abi Durant de tamam bir Yanis ölçeğinde değil savunma belki ama ligin en değerli çift taraflı oyuncularından biri konumunda şu öyle anda. Abi. Ya kesin öyle bir de e, senin e, lafa girdiğin noktaya döneceğim tekrar. Yüzde elli altıyla şut atıyor. Şimdi yüzde elli görünce abi e, True Shooting'lere falan girmeyelim. Yüzde görünce aklına direkt olarak şey geliyor. Çember yakında oynayan bir oyuncu falan böyle e, Mantıklı değil çünkü dışarıdan oynayan bir oyuncu. Tamam sürekli üç sayı çizgisinin gerisinde değil Kevin Durant. Hatta yüz, e, üç sayı yüzdesi bu sezon e, yüzde 37.6 yani Kevin Durant'ın standartlarında biraz düşük kaldığını bile söyleyebiliriz. Serbest Dışlar demeye birincisi yalnız. Evet. Yüzde 94 mü atıyor bu sen? 93.4 şu an. Ee, abi yüzde, ya orta mesafe ağırlıklı oynayan bir oyuncunun yüzde 56 ile atması zaten saçmalık. Boyalı alan olmayan ikiliklerde yani boyalı alan dışı ve üst sayının içindeki olan e, toplam skorda NBA birincisi zaten. Yani oradan uh -huh. en fazla sayı atan oyuncu ve yani her bölgeden atıyor bir de. Bu e, Kirk Goldsberry yapıyor ya uh -huh. değişik bölgelerden hepsinde bir numara duran her yerden atıyor. Genelde mesela sağ tarafı daha fazla sever. Evet. Ama mesela şey gibi bazı oyuncular vardı mesela sırf solda operasyon yaparlar. Öyle değil abi her yerden, her bölgeden yapıyor ve o orada. Ve yani... E şeyin de hakkını vermek gerekiyor. Sonuçta Brooklyn Nets işte e, son dönemi yani Durant sakatlanmadan önceki bir ayı falan çok iyi geçirdi. Biz de burada konuştuk ama bu takımın ciddi kriz yaşadığı dönemleri biliyoruz sezon başından beri ve hep bir ölçüde Kevin Durant e, su yüzünde tutmayı baş, e, başaran en büyük faktör oldu. Bu son sakatta kadar maç kaçırmamıştı bu arada. Evet evet. O da çok değerli. O da çok değerli. E, hani ve Dediğimiz gibi yani burada işte Embiid mi dışarıda kalır, Tatum mu, Antetokounmpo mu tartışılabilir ama herhalde Kevin Durant oradaki tartışılmayacak yegane isim. Aynen. Çok kısa şeyden bahsedip niye hani Yanis'i dışarıda bıraktığımı söyleyeyim sonra sen hani kendi Hı -hı. fikrini söylersin. Tatum da e, Durant'in bir başka modeli gibi. Daha fazla üçlük adam daha az ikilik adam ama çok daha fazla penetreden modeli gibi. <laughs> o da çift taraflı acayip oynuyor ki hani rakamları yine 30 sayı ortalamanın üzerinde oynuyor. Ligin en iyi takımının en iyi oyuncusu. Yani o argümanlar ortada. Embiid de belki biraz e, diğerlerinden fazla maç kaçırdı. Sezonu da iyi başlamadı diyoruz. Sezonun başında çok kötü durumdaydı. Hı hı. Ama ondan sonra hani ritmini bulduktan sonra abi yani sürekli iyi oy, yani iyi gününde de kötü gününde de akıl almaz bir oyuna etkisi var. Hı hı. Bu sezon 48 dakika değil ya da sahada kaldı 35 dakika değil ama bölüm bölüm ya yani 10-15 dakikalarda savunmaya konsantre olduğunda orada da inanılmaz fark yaratan bir oyuncu olduğunu biliyoruz zaten. Ve yani hakikaten çok görkemli rakamlar da elde ediyor. Ben o yüzden aldım. Yanis'i almamamın tek sebebi bir Yanis'in genel verimliği bu sene düşük abi. Evet gerçekten düşük. Bir de lig ortalamasında şut, şut atıyor ki genelde boyalı alandan oynayan bir oyuncu ki... lig ortalamasında şut atıyor olmak ciddi bir problem. Bu sadece serbest atış etkisiyle falan bulunan bir şey değil. Boyalı alandaki bitiriciliği de ...Yanis e, yani standartlarının biraz altında ve diğer üç oyuncuyla kıyasladığım zaman bugün bana sorsan ben hala Yanis'in dünyanın en iyi oyuncusu, en etkili oyuncusu olduğunu düşünüyorum. Ama bu seneki verimi ciddi anlamda düşmüş durumda kendi standartlarının altına. E, son dönemde maç kaçırması falan bir var. Bu da abi diğer oyuncuların verimliliği düşündüğü zaman... ...diğer oyuncuların standartı düşünüldüğü zaman... E, ...bir yarım adım onu geriye koy. Yanis'in bir böyle... ...sekiz maçlık periyodu var arada. Hı hı. Orada tam üst vitese çıktığı zaman... ...neler yapabileceğini gene gösterdi. Ama diğer maçlarda Yanis'in... ...daha düşük viteste gittiğini... ...çok anlaşılabilir bir şekilde yani gücünü saklamaya çalışıyor ki sezon boyunca Chris Middleton yoktu, Jurolda ciddi anlamda maç kaçırdı. Yani üzerindeki yük belki diğer yani Durant ölçeğinde fazla. Yani Embiidle mesela şey, Tatum o kadar takımın sorumluluğu tamam başrol oyuncular ama o kadar değil belki. Ee, şeyde Durantle şeyde çok daha fazla bu sorumluluk ee, yani işte. O yüzden belki düşük bir teste gitmesini anlayabilirsin ama bu düşük bir teste gittiği gerçeğini de değiştirmez. O yani bu sezon oynadığı sekiz maçı çıkar abi. O zaten arka arkaya oynadı. 44, 46, attı, 50 attı hı hı. falan böyle saçma sapan bir şeyler yaptı. Ama sadece o bölümü öyle oynadı. Ee, benim de Yanis'i dışarıda bırakmamamın sebebi abi... E, ...savunma tarafını ben yine <laughs> ödüllendirmeye çalışıyorum kendimce. Yani e, onun NBA'de kıyaslı e, orada çok daha konsantre olması... ...maçtan maça dalgalanmasının daha az olması... Benim gözümde Yanis'i içeri atıyor. Mesela Embiid sen söyle, konsantre olduğunu evet çok etkili savunmacı ama MBit de o konsantrasyonu sürekli göstermiyor. Yok, tabii abi. ki hücum e yükünün Harden falan sakatken özellikle iyice bu onun üzerinde kalması falan bir mazeret midir? Mazerettir ama e MBit de oradaki düşük vites çok net hissediliyor ve e sonuçta yani şey bu onu değersiz tabii ki kılmaz. Ama böyle bir kıyaslama yaptığımda Yanis'teki verim düşüklüğüne... Yüzde yüz katılıyorum. Hatta beni sinir eden bir şey Yanis'le alakalı. Yani bir kere çok kötü şut seçimi yapıyor ve şey... E, ...kafasında bunu inada bindirdiği için bir taraftan ben şut da atabiliyorum, ben şut da atabiliyorum vesaire. Maç içerisinde resmen bunu kanıtlamaya kalkıyor. Şey çok acayip abi. Şimdi bak Embiid de zamanında onu çok yapıyordu. Çok azalttı şimdi. Hala az da olsa yapıyor. Babasında bütün oyuncular yapar. Abi bundan 10 yıl öncesine kadar yıldız bir oyuncunun bu hit çek diyorlar ya hani ne kadar iyi hissediyorum bir deneyim falan diye böyle iki tane soktuktan sonra gelip bir tane zor bir şut deneme. Hala var fakat bunun ölçeğinin gittikçe azaldığını görüyorsun. Çünkü abi artık NBA basketbolu o kadar üst seviye hücum güçleriyle oynanıyor ki çarçur edecek hücum lüksü çok azaldı takımların. Bunu NBA kariyerinin başında çok yapıyordu. Ciddi anlamda törpüledi. ...en ekstrem örnekten, Lebron'dan örnek vereyim... ...Lebron bile bunu çok daha az yapmaya başladı artık. Eskiye oranla. Lebron da çok sever çünkü. Yani dört tane iyi hücum yaptıktan sonra bir tane... ...dur abi şuradan bir sıkayım bakayım de, hak ettik be falan diye. <laughs> abi Yanis bunu bir türlü törpüleyemedi ya. Abi bir de Yanis... ...yani Yanis'in bir acı gerçeği kabullenmesi gerekiyor. Başka birçok alanda çok yetenekli bir oyuncu. İşte sen en tesirli oyuncusu dünyanın muhtemelen falan da... ...abi yetenekli değilsin şut konusunda. Bu evet. iki kere iki dört... Yani özellikle böyle şey gibi başka bir ritim isteyen... ...transition üçlüyü falan gibi şeyleri atmaması gerekiyor abi. Vücudu dağılıyor atmaya kalkarken çünkü. Abi 24 saniyenin ilk 10 saniyesinde attığı her şut... ...savunmanın en istediği şey abi. Ha son 5 saniyede falan atabilirsin ne olacak yani. hani 7 saniye kala bir denersin ama ona bir şey demiyorum. Ama çok çarçur ediyor. Ben o yüzden dışarıda bıraktım. Tatum'u da şey yani sonuçta... ...mesela Jalen Brown gibi başka bir çok önemli skorerle... E, ...ofansif yükü paylaşırken bu istatistikleri yapmak, çift yönlü oynamak ve... ...sonuçta ligin de en iyi takımında, en iyi dereceli takımında bunu yapıyor olmak... ...bunun bir karşılığı var ve onu ben ilk beşten kesmiyorum. O zaman şey, gardlarda kimi seçtin? Herhalde Donovan Mitchell'a çok itirazımız olmayacaktır. Evet, evet, Çünkü kısa konusunda Doğu biraz çok daha fakir batıyor oranla. Ve Donovan Mitchell'ın... E... Şöyle bir tarafı da var. Yani bunu e, Cleveland'da belki konuşmuşuzdur geçtiğimiz haftalarda. E, Donovan Mitchell'ın sezon içerisinde zaman zaman... Gerçekten Cleveland'da o ofansif yükü taşıması gereken e, gerektiği işte Cleveland'ın buna muhtaç olduğu bölümler oldu. İşte evet. e, şeyin Garland'ın Garland sakatlığı dönemi zaten e, onları tamamlama yolunda sıkıntılar yaşadılar zaman zaman. Zaten bu takımın hani Garland kısmen ama bir tane ana skorer yok ki. Ana skorer olursun Garland yokken bir de ta, tek skorer haline e, Ve Danum Mitchell faktör. Danum Mitchell o kadar iyi oynadı ki takımın hücum performansı hı. yukarıya çıktı. Hı, hı. E, fakat diğer kısa pozisyonu için bir sürü aday var ve genel bir konsensus yok açıkçası pek. Ee, evet. Ben açıkçası Jalen Brown'u seçtim. Hı -hı. Şimdi tabii Jason Tatum olağanüstü oynadığı için... ...Jalen Brown'un da aslında ne kadar üst düzey bir performans Hı -hı. gösterdiği biraz gölgede. Abi Jalen Brown <laughs> MBS ekranında galiba 11. ya da 12. sırada. 27.3. Bakalım abi yani. Bu sene en önemli iki Jalen Brown pozisyon için çok iyi bir bantçı... ...hiçbir zaman iyi bir pasör olmamıştı ama bu sezon kabul edilebilir sınıra kadar geldik. Hı -hı. Kötü değil artık. İyi demiyorum. Vasatı bile buldu, bulamadığı söylenebilir. Ama bir zaaf yaratmıyor artık. Hı -hı. Ve abi oyunundaki en önemli iki defekt olan... ...bu oyuncunun gelişimi... Star, ...yani bir oyuncu kendini geliştirmişse All-Star olacak demek değildir. Ama zaten All-Star sınırındaki bir oyuncu... ...zaaflarını kapattığı zaman... ...başka bir takımda olsaydı abi... Hı -hı. ...çok daha net seçebilirdik onu. Abi zaten NBA sayı Round'a ilk 15'tesin zaten. Ee, çok iyi bir reboundçusun. 7 yedi civarında, altı buçuk civarında rebound ortalaması olması lazım. Üç civarında asist ortalaması var. Ve abi en büyük zaafı ne? Korkunç top kaybederdi Jalen Onu en azından kabul edilebilir sınıra kadar çekti. Ve serbest atışları bile geliştirdi abi. Yani e, vasat serbest atıcıydı. Yüzde yetmiş birlerle, yetmiş ikilerle atıyordu. Seksenlerle atıyor. Hani başka bir takımda bu istatistikler. Yüzde seksenle foyluyorsun. Çok yüzde, iyi yüzdelerin var. İyi reboundçusun. Sayı kral. Yani takımın ana skorerisin ki başka herhangi bir takımda ana skorer olur. Evet. Tatum'un yanında olmasa. Abi bu All Star. Bu All Star yani. Ee, ben de Jalen Brown diyeceğim. Burada yani şey çok net biçimde Jalen Brown e, demiyorum. Şöyle e, yani ilk beşe atıyorum da onun arkasında e, yakın gördüğüm Tyrese Haliburton vardı. Aynen öyle. Yani o da biraz tuhaf Tyrese Haliburton'un bir anda All Star ilk beş seviyesine gelmesi ama gerçekten çok etkileyici sezon geçirdi. Yani şu Indiana takımının e, uzun süre Haliburton'un sakatlığı tabii son dönemde onları etkiliyor ama playoff seviyesi içerisinde net biçimde kalmış sadece play'in yarışı falan da değil yani. E, en başta Haliburton'la açıklayacağım bir şey ve e, adamın hem skorer olarak hem... ...organizatör olarak, karar verici olarak... Olgunluğu çok etkileyici. Ve çok yüksek yani Carlisle'ı hiç uzun e, hızlı oynamayı sevmeyen Carlisle'ı hızlı oynamayı ...ligin en hızlı oynayan takımlarından bahsedince ikna edip orada çok yani bu kadar hızlı oynayan bir takımda... ...çok az top kaybederek ligin asist kralı abi. Yani bun, ve o takımın burada olmasının birçok sebebi var ama kesinlikle bir numaralı sebebi Tyrese Hargerton. Peki e, Batı Konferansı'na geçelim. Geçelim abi. Yine ilk beşlerle burada da başlıyoruz. Burada da acayip bir guard zenginliği var. Evet. Ee, bir kere Doncic banko değil mi? Ona bir şey bir şey yok yani. 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 Şey, 34 99 yapıyor hayvan ya. Doncic şöyle ben oturuyorum beyler falan ee, gibi. 34 99. O tamam. Tabii. Diğer garda kim olacak? Ee, şimdi burada Burada şöyle bir durum Bu var arada abi. Doncic yani e, normalde üç numara fiziği olmasa da gard olarak çünkü zaten oyun kurucu oynuyor. Yani. Hiç dert değil. Yani onu belirtelim. Yani ön alan oyuncusu olarak oynuyor. Pardon arka alan oyuncusu olarak oynuyor. Guard yani. Tabii canım. yani, yani Bununla da... ilgili bir şey mi var? Yok hayır. Yani biliyorsun ilk geldiğinde small ha. forward gibi gözüküyordu ki. Yani small forward fiziğinde falan olduğu için. ki Genelde kısa kuvvetleri falan tutuyor ama yani oyun kurucu. Yani onu söyleyeyim Guard olarak geçiyor yani. Bence burada hani ikinci pozisyonla ilgili tek şey Stephen Curry'nin kaçırdığı maç sayısını ne kadar değerlendirdiği. Valla ben dediğim gibi ben yüzde üzerinde oynadıysa alırım diyorum. Ve direkt Stephen Curry'yi yani herkes ben, performans olarak herkesin üzerine Şeyi unutmayalım. Ee, biz de çok konuştuk burada. Stephen Curry gerçekten MVP seviyesinde Tabii. oynuyordu. Ee, Bu Don't kapak işle kafa kafaya Sakatlık öncesinde. Yani takımın istikrarsızlığı fa... Bu takımı yüzde seviyesi Golden State için yeterli olmayabilir ama yüzde de tutan Stephen Curry'ydi. Ve 2016 belki biraz istinare olur ama 2016'dan 2016 ile birlikte kariyerin en iyi sezonunu da geçiriyordu. Olağanüstü bir sezon geçiriyordu. Abi en kariyerin en yüksek ikinci rebound rakamı... en yüksek ikinci asist rakamı en yüksek rebound rakamına ulaştı. Abi 33 6 6 falan oynuyordu ve yani akıl almaz yüzdelerle. <laughs> Artı bu sezon kariyerinde hiç olmadığı kadar daha fazla ikilik kullanıyor, penetre kullanıyor ve floater atıyor. Hepsinde de Durant'le başı Durant'le kafa kafaya yüzdelerle yapıyordu bunları <laughs> yani. Şöyle Stephen Curry sakatlandığı anda ki çok ağır, uzun da bir sakat geçmedi, Bir aya yakın kaçırdı. Yani öyle iki buçuk ay falan... Yani iki ay falan kaçırmış değil. Ee, ligin en iyi oyuncusu. Yani bir tartışmasına bir numaraydı. O yüzden ben hiç düşünmeden yani... Tamam maç kaçırdım ama hiç düşünmeden... ...Don yanına yazdım. Falan. Kaç maç kaçırdı Stephen Curry tam olarak? 14 ya da 15 olması. Lazım. Evet. Şeyde falan şu anda çünkü... 30 maç oynadı e, Stephen Curry tamam. evet, 44 maçta mı ne zaten ha, hiç, Hayır, hiç problem değil. şeye şaşırdım da bir yandan bakıyordum sayı listesinde şu anda Stephen Curry yer almıyor yani o %70'e girmediği içindir takımın evet. oynadığı maçların %80'ini oynamış olman gerekiyor listeye girmek için evet tamam ee, de mesela o yüzden asist kralı aslında ligin ligin asist kralı Harden hı. ama yeterince maç oynamadığı için listede değil yani Bugünün NBA'inde de bence onun tartışılması lazım yüzde yani seksen biraz şey bir şey oluyor ama. sezon son belli bir hı hı. E, rakamı geçtiğin zaman yüzde seksene bakılmıyor azma yani sezon sonuna doğru atıyorum 60 maç oynadın yüzde sekseni tamamlamadın ama 60 maçta o rakamı geçtiğin için yine listelere giriyorsun şu anda girmiyorsun sadece sezon sonuna kadar 2-3 maç daha kaçırarak giderlerse listeye girecekler zaten yüzde tamamlamasalar bile. Ee, yani Stephen Curry hani Ja Morant ya da e, Gilgis Alexander'ın önüne çıkıyor bu anlamda. Evet. E, çok etkileyici rakipleri var. E, ama Stephen Curry gerçekten özellikle Golden State'in ilk bölümünde o yani Clay Thompson da henüz kendini bulmadan Jordan Poole kötü durumda. Ee, başka sıkıntılar yaşıyorlar. Stephen Curry takımı belli bir ölçüde tutmayı başardı. Ee, gerçekten daha dramatik ölçüde e, aşağı doğru inebilirlerdi. Front korta geçelim. Geçelim. Orada orada da yok hiç oturdu bir yere. O, o, çok daha hiç kalkmıyor abi. Ve abi yok için son yani ilk bir aydan sonraki performansı nedir ya? i̇ki yani kere MVP oldu. E, geçen sene yani ilk ikinci MVP sezonu ilk MVP sezonun bir adım üstündeydi. Abi şunu bir adım daha yukarı attı. Abi nasıl bir verimlilikle oynuyor biliyor musun? Ya yani şöyle hayatı sadece smaç yapmak olarak geçen oyuncularla kafa kafaya yüzdeleri. Ve yani pota yakınlarından şimdi mesela Shakil O'Neal'ı hatırlıyorsun değil mi? Yani gelip yani en iyi pota altı bitiricisi dediğin adam çünkü. Ezip geçip toa gün smaç yapıyor falan. Her topu neredeyse abi yok hiç. Shakil O'Neal standartlarında bitiriyor. O tabii Biraz stili itibariyle böyle hafif <laughs> savru, hafif böyle dağınık, böyle uh -huh. lımbır lımbır bir hali var ya böyle it e düşe kalka oynuyor gibi. O belki görsel olarak aynı etkiyi yaratmıyor. O Şakir yırtıcılığı, patlayıcılığı. Fakat abi aynı oranda bitiriyor. O yakınlardan o kadar yumuşak, o kadar net bitiriyor ki. Akıllanmaz bir bitirici. Artı bugün Tyreselle Burton diyorsun, James Harden diyorsun. en Ligin en iyi bitiricileriyle kafa kafaya, ligin en iyi yaratıcılarıyla da kafa kafaya. Bu acayip bir konu. Ya, yok diyorsun. hiç o kadar yetenekli ve aynı zamanda o kadar zeki ki oyun çok kolay geliyor abi Aynen. şu anda yok hiç. Yani Aynen. şey tamam o geldi onu yapacağım o zaman. Bu, bu oldu bunu top, yapacağım. Top, 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 direkt hiç, yani hiç, bunu hiç. çok hızlı bir işlemciyle direkt böyle e, kararı verir halde de olduğu için. Bu şey gibi abi bilgisayar oyunlarında şey olur böyle mesela e, RPG'lerde olur. ...acayip yüksek bir seviyeye ulaştığın zaman... ...daha önce oynadığın bölümleri... ...oradaki daha küçük... ...ya da şey gibi düşün abi... ...A takımla... ...abi genç takımla oynuyor gibi ya... ...yani bir başka seviyede oynuyor resmen her şey. Ben de şu benzetmeyi yapayım bilgisayar oyunlarında... ...mesela benim spor oyunlarını... E, ...konsolada falan... ...video oyunlarında bırakmamın sebebi şuydu... E, ...futbolda da... ...basketbolda da aynı şey geçerli... ...futbol oyununda tabii biraz daha geçerli... ...yani sen bir oyuncu normalde bir oyuncunun bir sporcunun sahip hayatta sahip olamayacağı bir şeye sahipsin. Kuş bakışı görüyorsun hmm. abi. Ve sürekli doğru kararı verme şeyine sahipsin. Abi sanki yok hiç ona hazmiş e, haizmiş gibi. O e, zihninde bir yandan sürekli kuş bakışı sahayı görüyormuş gibi bir adam ya. Yani. Sürekli doğru işte sahada yani e, ...görmesine imkan e, yokmuş gibi hissettiğim bir açıya, sağın ters tarafına lob diye pas veriyor, bilmiyorum. ne. İlk baştaki değil mi? abi level 20 olduktan sonra level 15'lerin dungeon'ına girmiş <laughs> çar gibi bir herif yani. Çok acayip yani. Tamam, O yüzden o onu de. zaten oraya oturttuk. Aynen öyle. Ya bugün zaten MVP tartışmasında hani, Donç ile birlikte kafa kafaya herhalde yani, muhtemelen. Tabii. Ya Durant'in tabii kaç maç kaçıracağına bağlı, neyse. Ee, diyelim onun yanına iki tane yalnız şimdi uzun forvet bulmak lazım ki bu bu kadar hiç kolay bir şey değil. Hı hı. Fakat ben buldum. Ben de buldum. Buyur seninkileri alalım. Ee, abi şöyle burada bir argümanı yapayım o da yedeklerimden biri otomatikman hı hı. olacağı için. Normalde Anthony Davis'i buraya alırdım ben. Çünkü hı hı. Anthony Davis'in performansı e, sakatlandığı ana kadar MVP tartışması içindeydi. Aynı. Ve Anthony Davis hala yüzde fazlasını oynadı. Yalnız şöyle bir şey var. Anthony Davis'in oynadığı bölüm 24 ya da 23 maç yaptı. Tam yani yüzde karşılıyor şu anda Anthony Davis'in oynadığı maç. Ve kriterlere girer. Fakat abi Anthony Davis'in oynadığı maçlar arasında 10 tanesiyle 15 tanesi arasında bir ciddi bir fark var. Bir 15 maçı Hakikaten dünyanın en iyi oyuncusu gibi oynadı ama diğer on maçı öyle oynamamıştı sezon başında hatırlarsın. Evet. Yani aslında. All-Star ilk 5'ini hak eden performans bir 10 12-13 maç civarındaki bir periyotta kalıyor. O bölümü olağanüstü oynadı hiçbir şey söylemiyorum. Yani şey gibi kendini bulduğu dönemde diyebilirsin. Hı hı. Abi ilk 10 maçı sayma adam kendini bulduktan sonrasına bak dersen de... ...ama abi o da 13 maç ya. Yani şey değil o 20 maç olsa içim yanmayacak anlatabiliyor muyum? Ee, 13-14 maç olması lazım o periyodun. Tam sakatlandığı ana kadar hakikaten olağanüstü gidiyordu. Ben bu yüzden bir tık onu aşağı koyup yedekler arasına aldım öyle söyleyeyim. Şu da var aynı fikirdeyim seninle. Ee, ilk beş seçiyorsak yani Hani ilk beş yedek arasında böyle bir fark olur mu bence olabilir. Maç kaçırmaya biraz daha belki şey de e, önemde verilebilir. Çünkü mesela e, biz sonuçta bunu biraz da erken yapıyoruz Tabii. belki. Yani gelecek hafta da bu seçimleri e, değerlendirebilirdik falan. Ve 10 Şimdi. gün sonra seç, seç, seçersek eğer Anthony Davis %50'nin altına kadar... Aynen de Anthony Davis'in gerçi e, çok yaklaştığı dönüşünü söyleniyor Doğru. ama kesin bir tarihte verilmiyor. Ve gerçekten o oran biraz daha büyüyebilir kaçırdığı maç sayısı. Ve ben kafada şey yapmıştım. Abi %50'nin üzerinde oynadıysan hiç sorun değil. Ama... Dediğim gibi efektif performansı %50 gibi değil. Hı hı. Ama %50'nin dışına da bırakmıyor. O yüzden yedekleri aldım. Ve abi Lebron James'i alıyorum ben. Abi. Hı hı. Ve abi e, ilk 10-15 maç için değil belki ama son 20 maçta falan. Abi Lebron hakikaten... Ay, zaman zaman Amerikalılar çok sever ya şeyi abi. İşte onu seyrettiğin için şanslısın. Hani... Hı hı. Abi hakikaten çok acayip bir adam ya. Yani e, bazen işte hı. şey deniyor... Abi zirve Lebron bundan fazlasını yapar. Bazen mesela içeri girdiğinde bitiremediği falan oluyor. Hani 2015'i, 2017'i, 2018'i, 2012'yi falan, 2007'yi falan hatırlıyorsun. Abi esas atlet Lebron neydi neydi falan filan diye. Abi bazen evet ama genel toplamda abi. Mesela şimdi mesela oyun olgunluğu falan daha yüksek. Beni bir tek şey rahatsız ediyor bu sene. ...daha az direksiyona geçiyor Lebron. Hı hı. Lebron abi... ...iyi hissetmezse bile kendisini fiziksel olarak... ...hiç direksiyonu bırakmazdı. Yani her şeyi yönetir. Bu sezon çok direksiyonu bıraktığını çok görüyorsun. Russell Westbrook'a bırakıyor. şeye Deniz Schröder'e bırakıyor. Ha Deniz Schröder topu elinde isteyen bir oyuncu falan da... ...biraz fazla bırakıyor gibi. Beni bir tek o rahatsız ediyor. Ama onun dışında abi. Mesela daha geçen... E, ...en son... bir ...Houston maçı oynanıyor. Abi bütün maçı Kevin Durant gibi oynadı ya. ya skorer gibi oynadı yani. Hı hı. Ve abi hala hala ve hala ve hala dünyanın en iyi 10 oyuncusundan biri ya. Ve hala çok özel. Ee, özellikle sezonun hemen başı değil ama Davis'in çıkışa geçtiği dönemde biraz ikinci. Davis sakatlandıktan sonra da gerçekten vites yükseltti ve bu takımı bir şekilde su üstünde tutmaya çalışıyor. Ve hala çok özel oyuncu abi. Ve rakamları da ortada yani bu arada hani özellikle Davis sonra 38 30, 30 e, reboundlarını çok arttırdı Davis sakatlandı Davis sakatlandığına kadar hiç rebound almıyordu mesela. Hı hı. Abi artık o kadar biliyor ki oyunu. Nerede kendimi saklayabilirim? Hiç rebound'a girmiyordu. Hiç. 5.5 muydu nedir rebound ortalaması Davis sakatlanana kadar. Davis sakatlandıktan sonra tekrar 8'in üzerine çıkardı. Eee asistleri dediğim gibi direksiyonda olmak için biraz düşmüştü. Pardon Davis varken biraz daha fazlaydı. Şimdi biraz daha düştü skorer gibi hı hı. ama abi gene 37 29 7 7 yapıyor ya. Çok acayip yani. O yüzden Lebron'u aldım ben. Aynı şekilde. Ee, burada diğer ismi merak ediyorum. Yani Hah. aklımda biri var. Acaba orada senle ortak mıyız? Şu anda sakat olduğu için unutmuş olabilir ama Zayn Williams'ın abi. Hah değilmiş. Yani evet. çok yaklaşmışız da. Ben Zion Abi Zayn özellikle ilk 5-6 maçtan sonra çok durdurulamayan bir oyun oynadı ya. Yani evet. ve bugün NBA'de çok özel oyuncular var. Hani hep söylüyoruz hücumlar iyi İyi hücumcuyu durduramıyorsun abi. Abi belki de en durdurulamayan oyuncu olabilir o ya. Bir yani tam sakatlanana kadar hakikaten çok durdurulamayan bir oyuncu. İkili sıkıştırma yapmadığın sürece durdurman mümkün değildi yani. Eee... ben Lauri Markanen diyeceğim abi. Bu da çok söylerken yine Tyrese Haliburton'dan daha tuhaf geliyor. Yani Lauri Markanen'i All Star ilk beşine yazıyorum ama Markanen diyeceğim ya yani. Okey. Yani, yani ben de ben, benim ikinci beşimde. bu arada ya. hani Zion Williamson e biraz daha geç sakatlansa sakatlanması demiyorum da <laughs> illa bir yerde sakatlanacaktı zaini öne alabilirdim ama e, hem oynadığı maç sayısı vesaire Markaninin yüzde elli'nin üzerinde atarak yani 25-26 sayılar ve sezona mesela şey başlamıştı kötü şut atarak başlamıştı kötü, onu da kötü üçlük atarak, üçlük, atarak, üçlük atarak kötü başlamıştı onu da yüzde kırkın üzerine taşıdı... acayip bir seviyede doğru benim de ikinci beşimde zaten. Çok özel. Fakat e, ben Zayn'ı şeyden alıyorum abi. Markanen genelde bir bitirici. Hı hı. Çok fazla yaratıcı değil. Bir pas istasyonu değil. Belki daha iyi bir bitirici diyebilirsin e, vesaire ama... ...Zayn çok daha komple abi. Yani Zayn'ın kaçırdığı maçları kale almadığım için söylüyorum ki... ...aslında e, Markanen de son bir dönemde maç kaçırdığı için... E, ...toplam oynadıkları maç sayısı üç ya da dört fazladır yani Markanen'in. O yüzden hani o kadar da büyük faktör olmaz. Ki, Yok. Gibi. Markanen şey abi. 42 maç oynadı. Ya, üç, ama üç maçta oynamıyor sadece. tamam. Yuta ee, çok maç yaptığı için bu arada, Yuta herkesten maç yap, fazla maç yaptı. Ama Zayn'da çok az değil yani, Zayn'da 30 hmm. küsur olması lazım maç hmm. sayısının. Ee, Zayn abi hem yaratıcı, hem bitirici abi. İkisini birden yapıyor ve abi gerçekten durdurulamaz bir performans. Yani ben yan yana koyduğum <laughs> zaman, oynadıkları maç sayısını kenara bırakıyorum. Abi Zayn kadar durdurulamaz bir performansı iş, markanın arkasına koyamam yani, hmm. öyle söyleyeyim. Peki, e, seçimleri yaptık. O zaman kapatalım. Seçimler aynı zamanda hani bu sezon öne çıkan oyunculardan da bahsetmek için iyi bir fırsat oldu. E, bu hafta bu kadar diyelim. Potakes'te haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.